NBA'yi unuttuk be abi. <laughs> Valla çok yoğun geçen, eğlenceli geçen bir sezonumuz vardı. Ben açıkçası umutluydum. Kimileri çok sıkıldı sezonun belli noktalarına ama playofflara yaklaştıkça her şey çok güzel olacak gibiydi. Ta ki korona artık iyice şiddetlerine ortalığı karıştırana kadar ve birçok ülkenin yöneticisini, devletini, hükümetini Ulan galiba sıçıyoruz. Ha, bir şeyler yapmamız lazım dedirtene kadar. Ee, ve tabii şu oldu. Spor böyle bir ortamda birçok kişi için öncelik olmaktan çok hızlı çıktı. Hatta çıkmak zorunda kaldı. Zorunda bırakılmasa insanlar hala çılgınca belki o salonlara, stadlara umursamadan hiçbir şeyi sallamadan gitmeye devam edecekti. Yani bu nun aslında sporun genel olarak bir eğlence aracı olarak insanların hayatını ne kadar etkilediğini, değiştirdiğini, düzenlediğini, ona göre haftalık planını, günlük planını, yıllık planını yaptığını bir kez daha hatırlattı. Ama işte böyle anlarda belki de hayatımızın Allah'ım asla vazgeçemem dediğimiz şeylerinin böyle durumlarda ne kadar hızlı vazgeçilebilecek hale geldiğini bize gösterdi. Çünkü günün sonunda en temel şey hayatta kalmak, aç kalmamak, susuz kalmamak, sağlıklı olmak. Tabii e, böyle deyince abi şimdi NBA konuşacağız dedin ne anlatıyorsun, virüs mü anlatıyorsun? Yani virüs anlatmayacağım ama NBA ve diğer spor mecralarının hepsi futbol, futbola bağlı şampiyonlar ligi, uluslararası turnuvalar, bu yaz işte Avrupa şampiyonası vardı e, olimpiyatlar olacaktı. Diğer tarafta tenis turnuvaları, Formula 1 yarışları. Vesaire vesaire bütün spor dalları ekonomik olarak şu an inanılmaz etkilendi ve hatta çok ciddi kayıplar yaşayacaklar. Ee, takım sahipleri, kulüp sahipleri, organizasyon sahipleri zaten genelde birçok sektörde yer alan, dünya çapında farklı sektörlere de yatırım yapan girişimlere yatırım yapan kişiler, insanlar. Onlar kimisi az etkilenecek, kimisi çok etkilenecek. Ki yatırım işleri şey değildir şunu söylemek lazım yani cebimizden para koyuyoruz geçiyoruz tarzı değildir. Her şey Türkiye'deki gibi yürümüyor. İyi yatırımcılar, iyi girişimciler, iyi holding sahipleri yatırımı cebindeki parayla yapmaz. Ya da sektörü kurtarmak için cebinden tonlarca para koymaz. O sektörün dönmesini ister. Oradaki ekonominin kendini çevirmesini orada bir artı değer yaratmayı, eksiye düşecekse de bunu engellemenin yollarını aramayı tercih eder. Hadi bakalım bunlar zengin, parayı basıyorlar, geçiyorlar gibi bir durum olmaz. de şu anda bunun streslerini yaşıyor. Aslında bu konu biraz şeye dayandı. Ee, Ta sene başında Houston GM, Daryl gidip de işte Çin'e bence haklı olarak ben destekliyorum. Ee, konuşmayanlar, konuşamayanlar, ee, hatta mahallenin muhtarı kardeşimizin de zamanında saplayamadığı konulardan biriydi. Konuşulması lazımdı ama tabii bunun ekonomiyi etkileyeceği de ortadaydı. Oradan başlayan bir zarar dalgası aslında MB'yi bu sene etkiliyordu ve korona ile beraber çok ciddi bir gelir kaybı yaşanacak. Şu an 1.2 milyarlık toplam bir gelir kaybı. E bunun da aslında bu videonun asıl konusu. Oyuncu maaşları ve bütün NBA'nin yarattığı sektörün ya istihdamının alması gereken maaşlar ne olacak? Seneye bu NBA nasıl etkileyecek? Gelecek yıllarda nasıl etkileyecek? Bunlar çok önemli. Bu konu aslında evet abi işte kesintiye gidecekler ve seneye de işte biraz cap düşecek artık bakacaklar gibi bir durumun bence çok 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 daha ötesinde. Sonuçta spor organizasyonları, takımlar NBA'de bir yılı iki yılı planlayamıyorlar. Yani belli bir yatırım, belli bir yeniden yapılandırma... Ondan sonra başarının geleceği dönemle hedefleniyor. Özellikle de Golden State'ten sonra bu daha da etkin olmaya başladı. E şimdiden hareketler başladı. İşte Chicago yönetim kademesi değişikliklere başladı. Başka takımlar e coaching staffında değişiklikler yapıyor. Yönetimsel değişiklikler devam ediyor. Bu sürecin sonunda herkes minimum zararla çıkmaya çalışacak. Hamleri ufak ufak yapmaya başladı. Ama bunu tabii ki gelip döndüğümüz, dolaştığımız kafamıza vuran kısmı bütçe. Şimdi standartta NBA'deki bütçelerin e, ve genel olarak kazanılacak paranın işte 1.2 milyar düşmesi bekleniyor. Bu oyuncu tarafında %50-51'lik bir toplu iş sözleşmesi olduğu için oyuncu tarafında yaklaşık 600 milyon dolarlık tahmini bir kayıp var. Tabii ki ne detaylara bakarsanız hani ben çok fazla teknik detayına burada uzun uzun girmek istemiyorum. Çok kafa karıştıracaktır. Merak edenler wiki'yi açıp bu tip Bütçe kısmının nasıl hesaplandığını çok ince detaylarına bakabilir ama kabaca anlatırsak Oyuncuların maaşları Genel toplanacak gelirin o seneki gelirin tahminine göre hesaplanıyor bir kısmı sanırım %10'luk bir kısmıydı NBA'in elinde güvence olarak kalıyor diyelim yani bir Stok olarak tutuluyor sonra bunlar ya ödeniyor ya ödenmiyor ya da fazladan ödeniyor gelire göre oyunculara e, maaşlar ödeniyor. Bazı yıldız oyuncular maaşlarını diğer oyunculardan daha hızlı alıyor. Yani e, ödeme süreçleri daha kısa. Bazı oyuncular yılın son maaşlarını aslında gelecek senenin başında alıyorlar. Yani Kasım ayında alıyorlar. Böyle bir e, farklılık var. Bu kesintinin dışında gelir kaybı artı şu ana kadar ertelenecek ertelenme ihtimali olan maç sayısı hesaplandı. Yaklaşık işte 20-25 maçlık bir durum var. Bunlar da ertelenir maç başına da NBA'in sözleşmeye göre ertelenirse maçlar... ...maç başına yaklaşık %1.1'lik bir kesinti yapma hakkı var. Yani kabaca oyuncuların hesabından %25 direkt kesilme durumu şu an masada. O da burada birkaç değişken var. Sözleşmeye göre işte bu ekstrem pandemik durumundan dolayı kesinti olursa... ...başka kurallar devreye giriyor. Kesinti miktarı artabiliyor... Anlaşmayla yani takımlar ve oyuncu arasında anlaşmalar yapılırsa ve kesin tona göre belirlenirse başka e, durumlar ortaya çıkıyor. Yine bunların detaylarına bakabilirsiniz ama günün sonunda kabaca oyuncular %25'ini kaybedebilir. Şu anki durumda çünkü maçların devam edip etmeyeceği hala belli değil. Bugün de. Ben bu videoyu 9'unda çekiyorum. 9 Nisan'da ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum ama belki birkaç gün sonra belli de olabilir bilmiyorum. Maçlar oynanırsa ne olacak? Peki oynanmalı mı? Yani seyircisiz oynanacak muhtemelen ve belli merkezlerde ya da bir merkezde oynanacak. Bunun da bir maliyeti olacak. Bilet geliri olmayacak. TV geliri düşecek diye düşünüyorum ama artatabilir. Dijital gelirleri artabilir. NBA League Pass burada hamleler yapıyor. Ücretsiz şimdiden belki de kullanıcıları hazırlamaya yönelik hamleler yapıyor. Vesaire vesaire. Tabii bunun halk nezdinde de çok etkisi oldu. Yani Amerika özellikle Trump tarafında Çin'e yaptığı yaklaşımlar özellikle virüs konusunda, korona konusunda yaptığı işte Chinese virüs gibi tırt yaklaşımlar ki, yani Daryl Morin'in çok üstüne çıktı bu konular. Ya burada da ciddi kayıplar yaşadılar. İşte kapital, kapitalizmin yarattığı global sistemin etkileri. Bundan kaçış yok. Ama her şeyi bir yana bırakırsak. Diyelim ki lig oynanmadı, kesintiler yapıldı, paralar gitti zaten bir kısmının gitmesi artık garanti gibi ve seneye cap 115 milyon dolardan 95 milyon dolara kadar düşecek muhtemelen. Peki ne olacak o zaman? Şimdi ilk bakışta abi işte oyuncuların maaşı etkilenecek. Biraz işte free agency piyasası etkilenecek gibi daha basit görülüyor olabilir ama bence bunun etkisi çok daha yüksek. Neden? Şimdi birincisi benim hep takıldığım bir konudur. Özellikle de bahsediyorum hani bu aralar Radman'ın hayatını okuyorum onunla ilgili de bir video gelecek. Radman'ın kendi döneminde 80'ler sonu 90'lar boyunca bahsettiği en ciddi konulardan biri. O dönemde bile hak etmeyen oyuncuların çok yüksek maaşlar alırken aksine hak eden oyuncuların tamamen içinde bulundukları takım yapısından dolayı işte atıyorum çok yüksek kontratı olan bir oyuncuyu tutmak için değerinin maaşını kısmak gibi durumlar ki eskiden cap çok daha küçükken bu daha zor oluyordu. Hak ettiği maaşları alamama durumu. Bu zaten hep vardı. Hala da var. Hele bence yakın bu çok arttı. Şimdi herkes istiyor ki işte Golden State ki Golden State aslında bir fırsat yakaladı ve bunu değerlendirdi. Bu unutuldu. Şimdi herkes 40 milyona basıp 3 tane oyuncu oraya sokmaya çalışıyor ve geri kalanını bütün işte o ex, exceptionlarla bilmem nerede vesaire ona minimum veteran verelim buna azıcık verelim onu çift kontrat yapalım onu da bedava oynatsak sana da abi yemek ısmarlarız oynarsan tarzı bir şeye getirip e, oyunculardan verim almaya çalışıyorlar. Tabi bunu kabul eden oyuncular oluyor olmuyor artık e, son atışı olan oyuncular kabul edebiliyor yaş halinden zaten çok yüksek maaş alamayacaklarını düşünüp. Ama bir büyük kısım da mesela bir din video örneği var. Şu an 10 milyon oynuyor. Yani baktığında o 2 sene önce, 3 sene önce verilen abuk bu kontratları düşününce ilk kez patladığında bu sisteme gitmeden önce daha sözleşmelerin bir kısmı bitmedi bile. Bazıları bitti, bazıları bitmek üzere. Çok ciddi bir dengesizlik oluştu oyuncular arasında. Her ne kadar NBA sisteminde toplu sözleşmesi sözleşmesiyle bu eşit dağılıyor gözükse de oyuncuların kendi içinde ciddi bir dengesizlik var. Bu oyuncuları bu çok etkileyecek. Ne açıdan? Hem zaten düşük maaş alıyorlardı bir de üzerinden kesintiye uğrayacaklar. Burada patlayacaklar. İkinci konu seneye kontratı yenilenecek ve ciddi paralar alabilecek oyuncular bundan mahrum kalacak. Mesela Cemal Murray. Yani bu oyuncular için bazı arada durumlar da var tabii. Ve yani abi hak etmiyor ya falan da diyebilirsiniz ama günün sonunda emsallerine baktığında bu oyuncular emsallerinin şu anda aldığı paraların altında kalacaklar. Kesintilere rağmen burada nasıl bir plan yapılacak bu çok önemli. Belki de kesinti konusu tek sezonla kalmayabilir. Cap'lere göre yeniden bir e, orantılama gibi bir şey, yeni bir sözleşmeye gidilebilir. Bilmiyorum bir süre için belki. Bunlar konuşulacak. Yaş haddinden son atışını kullanacak, belki şampiyonluk kovalayacak oyuncular belli kontratları kabul etmek istediler. Ya da işte bunlarla ilgili kafalarında menajerlerine sunmak istedikleri şeyler vardı. Bunlar sekteye uğrayacak. O paraları e, yine alamayacaklar. İstedikleri takımlara gidemeyecekler belki. Bu da ayrı bir konu olacak. E, son kez belki şampiyonluk deneyecekti bu oyuncular. Onlar da patlayacak. E, ve yine işte yaşlanmaya devam eden ama yüksek ücretler alan oyuncuların... ...bir noktada işte LeBron James'in örneğini Antetokounmpo için... E, ...maaşından kesinti yapıp yapamayacağı masadaydı iki sene sonrası için. Bunlar sekteye uğrayacak. Yani aslında birçok oyuncunun ve NBA'nin gelecek planları ciddi törpülenecek. Tabi burada her şey bir yana daha insani bir durum var. Bu bence NBA'nin çok büyük bir ikiyüzlülüğüydü. Bunu oyuncular devreye girince... ...ha tamam biz hallediyoruz canıma getirdiler. Neydi bu? Sonuçta bu takımların bütün fasilitelerini... ...arka plan ofisindeki işlerini şoföründen sekreterine işte yöneticisine kadar saha görevlisine kadar sucu çocuğuna kadar işleten bir sürü insan var. Bir sürü çalışan, bir sürü işçi var. Bunların maaşlarını kesmeyi bırak, işten çıkarılacaklardı. Ne oldu? Burada Kevin Love, işte Zion Williamson, Mark Cuban diğer tarafta Antetokounmpo keza bu oyuncular sanırım ilk Kevin Love yaptı bunu. Cavaliers kesinlikle kesmeyi düşünüyor, duyuyorlardı. Ve tabii hemen e, biz bu çalışanların maaşını cover edeceğiz deyince bu oyuncular hemen yönetimlerde tabi baba aman abi biz, o, biz varken ama sizin paranız geçmez abi burada falan. Hemen böyle bir aman abi falan oldular. Yemedik tabi Neyse bir bir şekilde çözüldü. Sonra işte yöneticiler devreye girdiler ve bu konular çözüldü. Ama nereye kadar çözülecek? de bu insanlar bugün işlerinde tutulsalar da bugün bir şekilde böyle dönse de bu sistem oyuncuların cebinden belki de önümüzdeki 3 sene boyunca etkilenecek. Gelirler eski haline dönene kadar. Çünkü ilişkiler de kırılıyor. Yani dünyanın o global ilişkileri pazarlama tarafında kırılıyor. Çin'deki gelirin sadece bu sene düşmeyecek belki de. Çünkü kırdın attın. Avrupa'daki gelirin belki de düşmeyecek, e, artmayacak hemen. Çünkü bazı şeyler orada da zarara uğrattı. İşte bazı insanların e, sadece çok basit bir yönetimsel kararmış gibi baktığı e, hükümetler, hükümetlerin başındaki insanların aldığı işte bu kararlar o kadar fazla sektörü etkiliyor ki. Yani bu sadece spor ve entertainment tarafı. Diğer taraflarına girsek zaten bu video herhalde 3 saat 4 saat falan sürer. Ve genel'e baktığında gördüğün şeylerin altında çok daha fazlası var. Dediğim i̇şte gibi işte düşük kazanan oyuncular, fasilite çalışanları, basın, oradan ekmek yiyen, işte belki de hani bizde olmuyor da yurt dışındaki serbest basın, podcastçiler, video üreticileri o kadar büyük bir sektör etkilendi ki. Yani NBA'in aslında yarattığı işte atıyorum 3 milyar dolarlık, işte 5 milyar dolarlık sistemin dışında bir de yan onu çevreleyen kapsayan ve onlara da gelir sağlayan bir katman daha var. E bu katman şu an bütün gelirini kaybetti. E, tabii bu işe sadece gelir olarak bakmak da sakıncalı. E, bunu da videonun sonuna yaklaşırken özellikle eklemek istiyorum. Zaten başından beri aklımdaydı bunu da konuşmak. Biraz da doğaçlama yapıyorum bu arada videoyu e, ki hazırlık yaptım. Ona rağmen doğaçlama ekledi eklediğim şeyler oldu bir sonraki buna benzer formatlarda yine hazırlıklı gelip yine ekleyeceğim şeyler olacak. Bu da ilk denemesi. Bununla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz araya ekleyeyim. Peki bundan sonra e, spor konusu işte bu tip durumlarda hayatımızı nasıl değiştirecek diye baktığımızda ne olacak? İşte dediğim konu. Yani her şey gelir olarak bakamayız. Sporu devam ettirmek şu anda tamam seyirci götürmeyecekler. Tamam, belki çalışan sayısı azalacak, basın gitmeyecek sadece, yani yine birileri gidecek oraya anladın mı? Ve o kişilerin sağlığı tehlikeye girecek. Bir grup insan, az da değil yine bence çok ciddi bir sayı olacak. Ve bu insanların orada etkileşime girmesi gerekecek. Sahada oyuncuların birbiri etkileşime girmesi gerekecek. Ciddi testler yapılsa bile, ee, ne olacağını bu virüsün yayılma şekli hızına bakıldığında ne olacağını %100 kestirmek imkansıza yakın her an bir sorun çıkabilir her an bir tatsızlık olabilir ne kadar dikkat ederseniz edin o yüzden bu riski almaya gerek var mı bence yok yani spor evet bizim en büyük eğlencelerimizden biri ben de buradan ekmek yemeye çalışan biriyim ee, hem podcast yapıyorum hem işte youtube içeri üretiyorum twitch içeri üretiyorum ya benim ciddi bir sponsor gelirim vesaire yok ama en azından burada bir etkileşime girip insanlarla bir bilgi sunmaya çalışıyorum. Ama bunların hiçbirinin önemi yok. Gerçekten sporun bu konular için içine girince hiçbir önemi yok. Aktif olarak zorlamanın da anlamı yok. Mesela şu anda sadece NBA değil, şampiyonlar gibi Avrupa Futbol tarafında da financial fair play'in hemen esnetilmesi gündeme geldi. Yani Manchester City, Paris Saint-Germain konusu tabii ki hemen gündeme gelebilir ama onların durumu biraz farklı. Devletler düzeyinde para enjekte etme durumu var. Ama diğer tarafta takım sahipleri şu an borçları azaltacak e, paraları kulübe sokmazsa futbol tarafında özellikle yöresel e, bölgesel liglerde, yöresel çok etnik şey oldu, e, köylü gibi oldu. <laughs> çok ciddi sıkıntılar yaratabilir. Yani köy peyniri yemeyebilir bulikler, <laughs> köy köy tavuğundan uzak kalabilirler. O paralar girmek zorunda ve işte yine konunun sadece paraya gelmesi can sıkıcı. Yani sen herhangi bir şeyi hiçbir plana uymadan, yani şunu söylemek lazım abi, sadece insanların günlük yaşamı için değil, sporda da, borsada da, esnaf için de bütün dünya. Virüs için ne kadar hazırlıksız olduğunu bir anda anladı. Ve bununla ilgili yani bilimsel konular, araştırmalar, birçok uzmanın, birçok doktorun yıllardır bağırmasını kimse sallamamış. E biz de şey zannedik, güzel ya, her şey teknoloji gelişiyor abi, her şey çok iyi ya. Teknoloji abi, teknoloji abi diye geziyorduk. Ne oldu? Hepimize patladı yani. Hiçbir şey olmadı. Bundan sonra ne olacağı artık daha önemli ve bu konunun artık sadece finansla konuşulmaması lazım. Bu konunun insanların e, uzun vadede hayatını güvenceye alacak fonların, yapıların oluşturulmasıyla birlikte konuşulması lazım. Umarım NBA de bunu çözer. NBA her ne kadar e, bu konuyu şimdi finans çerçevesinden çıkamayacak şekilde değerlendiriyorsa da birçok organizasyona göre oyuncularını en azından bir kısmını diyeyim. Yine az kazanan oyuncular tabii ki az kazanacaklar ama bir kısım oyuncularının toplu Sözleşmesi sözleşmesiyle korunmasını biraz daha genişletmeleri lazım. Yine adil bir düzeni var bu yapının ama daha da iyileştirilmesi gerekiyor. Bu videonun özelinde de biraz bu konuya değinmek istedim. Yine NBA ile ilgili böyle ara ara farklı videolar gelecek. Dediğim gibi biraz daha belki 90'lara değinen, işte Deniz Rodman'ın hayatına, NBA'nin o yıllarını okumaya çalıştığımız ya da işte Jordan'ın belgeseli geliyor yakında Netflix'e, onun üzerinden bir video mutlaka gelecek. Ufak tefek videolar yapmaya devam edeceğim böyle. Yine yorumlarınız olursa mutlaka yazın, paylaşın, tıklayın. Abone olun, abonelikler açıldı kanala. Unutmayın, destek alabilirsiniz artık. Ama zaten bir para vermek zorunda falan değilsiniz, sakın bir zorluk hissetmeyin. Hepinizin e, kredisi var bilmem nesi var e, o zaten KYK'lar falan çok çılgın hayata o kadar yüksek borçla başlanan başka bir ülke yoktur herhalde. O yüzden sıkmayın da canınızı izleyerek paylaşarak like'dır aboneliktir basarak her türlü destek olabilirsiniz. Twitch'te de bekliyorum bütün linkler aşağıda bir sonraki videoda görüşürüz.